Malatya merkezde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan apartman boşaltıldı. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi mahallesinde meydana geldi. Hasan Bey Caddesi üzerinde bulunan ve 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören ve orta hasarlı raporu bulunan 5 katlı dağlı apartmanın kolonlarında çatlama meydana geldi. Kolonların çatlaması üzerine apartman sakinleri korku ve panikle kendilerini dışarı atarak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis, itfaiye zabıta ve çevre şehircilik il müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti. Binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Apartmanda mühürlendi. Mühürlenerek tahliye edilen bina ile ilgili açıklamalarda bulunan Hacı Abdi Mahalle Muhtarı Mehmet Çolak, apartmanın Sivrice depreminde orta hasarlı olarak belirlendiğini söyledi. Sivrice depreminde yine bazı şeylerde çatlak var. Tabanlarda yani. Altıda ölçtük, biçtik, 10 tane ekip getirdik. Orta hasarlı verdiler. Orta hasarlı olduğu için biz de sesimizi çıkarmadık. Yani insanları yönlendirdik. AFAD'a yönlendirdik. Gelsinler işlerini alsınlar. Bir arkadaş bize telefon açtı. Dedi ya evden çıkın, yıkılma durumu var. Orası bize evi terk ettik, işte bekledik böyle. Ne olacak, ne olmayacak. Kolonlar patlamış mı? Hep kolonlar patlamış. İşte bu büyük depremde 150 bineye hasar verdiler. Akşam saatlerinde tahliye edilen apartmanın çevresinde gün içerisinde de güvenlik önlemleri devam etti. Caddenin bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Hacı Abdi Mahallesi'nde bulunan dağlı apartmanına 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen deprem sonrası orta hasarlı raporu verildi. Ve dün akşam saatlerinde apartman sakinleri tarafından zemin kattaki taşıyıcı kolonların çatladığı fark edilince ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşları apartmandan tahliye etti ve incelemeler de hala sürüyor. Öğlenden sonra ikindi namazını kıldık, dükkana geldiğimde daha evvel kolonlar patlaktı zaten, kolonun bir tanesi. Hı hı. O kolonda sesler gelmeye başladı. Çıtırtılar geldi. Çıt 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 edince ben dedim ne oluyor? Bir de orada bir boru var. Boru sesi, boruda su geliyor diye o sese şey olduk. Bir müddet sonra bir daha bu ses oluştu. Bu sefer yukarıda şeyler dökülmeye başladı. Suvalar dökülmeye başladı. Biz çıktık dışarıya, kaçtık. Haber verdik polise. Şuraya böyle haber verdikten sonra geldiler. İşte kapattık. Saat kaç gibi bu sesleri saat duydunuz? 5 gibiydi. Hı hı. Tedirgin de olduk, mağdur da olduk. Bilmiyoruz ne yaparız artık. Polisi aramıştı zaten. Polis geldi. Polis hemen her kimseyi bırakmadı. İçeride de bırakmadı. İçerilere de baktılar. Şu an dükkanınız da kapalı. Ha, kapalı. Hı hı. Polis ekipleri bant çekmişler, zabıtalar. Saat kaç gibiydi? 7.30. 7.30 gibiydi. Öğleden sonra hiç haber verilmeden gelip kapatmışlar evimizi. Yıkılacak, yıkılacak. Yıkılmayan bina, 2 senedir yıkılmayan bina. Dün akşam yıkılıyormuş. Peki orta hasarlı raporu mu verildi bu binaya depremden sonra? Oturabilir raporu vermiş. Nerede kalıyorsunuz? Otelde. Otelde bırakıyorum. Otelde kalıyoruz. Biz rezilin içindeyiz yani.